أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دار الأكداشر في جملة سنين أجلالني شوردك أولا فيل فايل نايب فايل قردك تنصر مفعول دم بسطتك براس وشمدي Dört çeşit dedi ama kitapta da beş tane zikretti. Bunlar neler? Mefulün bih bir. Arkadaşlar mefulün bih. İkincisi mefulü mutlak. Mefulün leh yani mefulün lehcidir. Dördüncüsü mefulün fih. Ve beşincisi mefulün ma'ah. Dolayısıyla bunları düzeltin arkadaşlar. Burayı kaç yapacaksınız? Beş. Mefulün bih nedir? Geçişli müteaddi fiillerin. Ne demekti müteaddi fiiller? harfi yardımı olmadan nesnesini doğrudan alan fiiller. Aldıkları nesnelere mefulün bih denir. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir eşittir yapalım. Bak özellikle hazırlığa yeni başlayan arkadaşlar veya buradan ne demek istediğimi anlamayan arkadaşlar kulaklarını dört açsınlar ve şöyle üç tane şey söyleyeceğiz. Birincisi mef'ul. Mef'ul. İkincisi mef'ul bih. Üçüncüsü mefulün bir sarih. Yani kısacası, ortacası, uzuncası. Kısaca, ortaca, uzunca. Üçü de aynı şey arkadaşlar. Üçü de aynı şey. Evet. Şimdi örneklere bakalım. Ketebe Necip mahfuz mekaleten. Ketebe fiil. Necip mahfuz fail. Yani Necibun Mahfuzun yani burası. Necibun mahfuzun. Evet. makaleten. Bir makale yazdı. İşte biz buna ketebe fiili mef'ulünü, nesnesini doğrudan alıyor. Bakın makalenin önünde bir harfi var mı? Evet. Biz buna mef'ul, mef'ulün bih veya mef'ulün bih sarih diyoruz. Peki hocam bu sarih ne demek? Arkadaşlar sarih sarahaten mef'ulünü almış demek. Ne demek sarahaten? Hiçbir vasıta olmaksızın demek. Mef'ulün bih sarih demek hiçbir vasıta yani harficer gibi bir vasıta olmaksızın doğrudan almış demek. Evet. Fehim tu ederse fehime fiil tu fail merfu muttasıl zamir diyoruz biz buna. Ne demek merfu muttasıl zamir? Fiile bitişerek fail konumunda olan zamir. Tu mahallen merfu ederse meful mefulün bih veya mefulün bih sarih. Üçü de aynı. E'taytu el fakira sevben. Aa, -a. bak diğer dersimizde ne görmüştük? E'ta. E'ta kaç mefulünü, kaç tane meful olan müteahhit fiillerden de arkadaşlar? İki. E'taytu. Tü merfi muttasız zamir. Mahallen merfu. El fakira. Birinci meful. Sevben. ikinci meful. Ben verdim. Kime ne verdim? Kime birinci meful ne vermesi ne verdiği ikinci meful fakire bir elbise verdim. Peki biz bunları şöyle yazsak. El fakiru sevbun tek. Fakir elbisedir. Oldu mu arkadaşlar? Müpteda haber oldu mu? Müpteda haber oldu mu? Olmadı. Bakınız arkadaşlar. Anlatmak istediğim şey geldi aslında. Bak ben size her zaman ne diyorum? Bazı bilgileri bir defa duymada öğrenirsiniz. Bazılarını iki defa, bazılarını üç defa. Bazılarını her duyduğunuzda farklı bir yönünü keşfedersiniz. Şimdi o konuyu hiç bilmeyenler için, az önce anlattığım iki meful alan fiilleri hiç bilmeyen için. Diğer derste bahsettik. Evet, ilk defa duyanlar vardı. Mesela o iki mefhul alan diğer derste duyanlar kimlerdi mesela? İlk defa diğer derste duyanlar. Veya daha önce duyup da tamamen unutanlar kimlerdi mesela? Evet. Kimlerdi? Mesut ablaya da yardımcı olalım. Tamam. Peki şu anda duyduğunuzda arkadaşlar şu anda duyduğunuzda anladık mı? Ben de yoktu işlemiş mesela. Şu anda ikinci defa duyduğumuzda birinci defa duymamızda arasında fark var değil mi? Evet. Yani bunları niye soruyorum böyle üstüne bastıra bastıra? Bir, bakar mısın? Bir saniye arkadaşlar. Niye bastıra bastıra söylüyorum bunları? Yani korkacak bir şey yok. Tamam. Yani artık ben sizden, bak bu öğrencilerimden, hocam zor, hocam anlıyoruz da karmaşık oluyor. Bu tarz şeyler duymak istemiyorum. Tamam mı? Bak bugün dersimizin kaçıncı günü biliyor musunuz? 19. günü. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yani bugünden sonra 5 günümüz kaldı birinci kurun tamamlanmasına. 19 gündür yani bir çaba sarf ediyoruz burada hep beraber. Evet. Lütfen kendimize güvenelim. Ve bu işi halledelim. Bir daha buralara dönmeyelim tekrar yani. Evet. Devam. Mefulün bir bazen masları müevvel şeklinde de olabilir. Masları müevvel neydi arkadaşlar? En artı fiil muzari. En artı fiil muzari. Eveddu. Eveddu eşittir. Etlubu manasında. Talebe yetlubu etlubu manasında. istiyorum Fiil fail varsa ne vardır arkadaşlar? Eveddu'nun faili tahtında müşterdir. Ene. Fiil fail varsa ne vardır? Fiil fail meful. Harikasınız. O zaman bu cümle mefulümüz işte bizim. En ezurahu. Ne istiyormuş? Onu ziyaret etmek istiyorum. Ey. Ey ne demekti ey? Ey ne demekti arkadaşlar? Yani harfi tefsir. Evet ziyara ziyaratehu demektir. İster böyle müevvel mastar şeklinde söyle. ister sarih mastar şeklinde söyle. Aynı şey. Ama Arap hangisini daha çok kullanıyor arkadaşlar? Eveddü ziyaratehu mu diyor yoksa du en ezurahu mu diyor? Hangisini daha çok kullanıyor? Hangisini daha çok kullanıyor arkadaşlar? Tenisini daha çok kullanıyor değil mi? Yani müevvel mastar şeklini daha çok kullanıyor. Müevvel mastar şeklini daha çok kullanıyor. Evet. Devam edelim. arkadaşlar müsait olan biri e, bir iki dakika hemen şu Mesut Ablay'a bir yardımcı olsun. Bağlanamıyorsa da çok panik yapmasın. Kayıttan izlesin. Tamam. Ama bir yardımcı olacak. Kim yardımcı olur Mesut Ablay'a? Çünkü sürekli bura tamam. Hadi Naci hemen sen yardımcı ol. Diğer arkadaşlar orayla uğraşmasın. Diğer arkadaşlar derse odaklansın. Tamam. Naci'ye orayla ilgilenecek. Evet. Çünkü oradan sürekli yazılar geliyor. Sizin de dikkatiniz dağılıyor. Ben biliyorum yani. Hadi bakalım. Nuhibbu fiil fail. Fail tahtına müşretir nahnu. O zaman bu cümle ne olacaktır arkadaşlar? Bu cümle ne olacaktır? Mahallen mansup. Nuhibbu fiilinin mef'ulü. Masların müevve şeklinde. İşterake yeşteriku neşteriku. Değil mi? Neşteriku. ku. Evet. İşte fi. Harfi cer fi uyumu. Katılmak. E katılmak. En neşterike fi butuleti. Fi butuleti ke'sil alemi. Bak çok önemli bir kelime. Al bunu. Butule şampiyona demek. Ke's kupa demek. Alem dünya. Dünya kupası şampiyonasına. Dünya kupası şampiyonasına. Yani kısaca dünya kupasına katılmak istiyoruz en artı neşterike müevvel maslar. Bunu sarih maslar şeklinde nasıl söyleyebiliriz? Ey yani nuhibbu iştirake fi butuleti ke'sil alemi. En neşterike eşittir. El iştirake en neşterike. En fiili mastarlaştırırdı. Fiil cümlesinin başına gelir. Veya direkt açık maslar. İster böyle kullan ister böyle. Arap hangisini seviyor? Bunu seviyor arkadaşlar. Evet. Meful bazen de böyle masların müevve şeklinde gelebilirmiş. Şimdi Arapçada fiili hasfedilmiş meful bihler vardır. Bunlar dört tanedir arkadaşlar. Bunlar dört tane. Bunlar naibin çok ileri konuları. Çok da böyle nadirattan konular. Yani waffle gibi konular yani. Tamam mı? Dört tane. Bir, tahzir. Duyun diye söylüyorum. İki, igra. Üç, ihtisas, dört iştigal. Tahzir, igra Efendim, ihtisas, iştigal. Fiili hasfedilmiş ne demek? Fiil yok ortada. Onu biz takdir ediyoruz. Sadece meful var. <laughs> Bunlar nahivin ileri derecede konuları olduğu için burada çok üzerinde durmayacağım. Kısaca dediğim gibi kelime manasını söyleyeceğim. Birkaç örnek verip geçeceğim. Arkadaşlar tahzir Hazzera yuhazziru tahzir. Ne demek? Sakındırmak demek. Hatta hazzera min den sakınmak demek. Sakındırmak demek. Tamam mı? Yani ikinci şahıs, şahısları istenmeyen bir işi yapmaktan sakındırmak için kullanılır. İyake ve türevleriyle atıf harfi vav ya da min harfi ceri getirilerek yapılır. İyyâke ve türevleriyle atıf harfi vav ya da min harfi getirilerek yapılır. İyâke vel kezibe. Vel kizbe veya kizbe. Arkadaşlar İyyâke burada ne manasında? Sakın manasında. Sakın. Evet. Böyle bir uslu işte. İyyâkunne. Siz sakının. Neyden? Ve rezilete. Rezaletten sakının. Kadınlara diyor. İyâye Ben sakınayım. Neye? Ve şerra. Evet. Şerden, kötülükten sakınayım. İşte böyle bir üslup tahsil arkadaşlar. İyyâke. Bunu duymuş olun. Bazen hadislerde efendim Kur'an-ı Kerim'de bu tarz şeyler gelir. Yani bu mansup munfasız zamir değil yani burada. Yani burada iyyâke, iyyâkünne ne demek arkadaşlar? İhzer demek yani. İhzer. Veya ihzer ne demek şurada? ne? Evet. İyyâke minni de gelir dedi. İyyâke sakın kaçın. Minel ihmali. İhmalden kaçın. Kimi zamanda iyyâke en şeklinde gelirmiş. İyyâke en teşrabe elmae mâe bâriden fişşitâi. Kışın suyu soğuk içmekten sakın. İyyâke sakın manasında. İyyâke sakın en tedhule girmekten beyten. Bir eve girmekten. Biduni. Biduni neydi arkadaşlar biduni? Biduni neydi? Sızsız, meden Badan değil mi? Yok. Bu, buradaki o manada değil. Nurfidan. Bunu sakın karıştırma buraya. Buradaki mansup, mufasız zamir şeklinde. İyyake. Burada öne geçtiği zaman ancak manası oluyor. Tamam mı? Ancak. Evet biduni istizan istazene istazinu izin istemek sizin izinsiz girmekten sakın bazen de yapılması istenmeyen bir işi dile getirmek için mefulün bir iki kere tekrarlanarak nefs kelimesi kullanarak yapılır bak şimdi nasıl olacak iki kere kullanacak şu yada'dan öncekini yapalım bazen de meful iki kere tekrarlanarak ya da nefs kelimesiyle yapılır önce şuna örnek verelim el cidara el cidara bak. Cidar ne demek normalde? Duvar. Ama duvar adamın üstüne uçuyor. Biz orada sakın diyebilir miyiz? Hayır. Çabuk çabuk ne diyeceğiz? Mesela şöyle düşünün. Adam duvar adamın üstüne düşüyor ya da bir şey adamın üstüne düşüyor biz görüyoruz. Adama uzun cümleler mi kurarız yoksa duvar duvar mı deriz mesela? Hangisi arkadaşlar? Hangisini söyleriz? Ay 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 kaç. Evet. Gibi. Bu da onun gibi işte. El cidara el cidara. Sakın sakın. Hatta e, zannediyorum hani keramet örneklerinden bir tanesi. Keramet biliyorsunuz peygamberlerde olmaz. Allah dostlarında olur. Keramet. Mesela bir tanesinde bu olayı araştırın şimdi tam gelmiyor. Zannediyorum Hazreti Ömer Efendimiz. Hazreti Ömer Efendimiz hutbedeyken hutbedeyken e, dağdan sakının diyor değil mi savaştaki bir sahabeye Allah onun kalbine ilham ediyor ve oradaki komutana ne diyordu dağa doğru dağa doğru diyordu değil mi evet çok güzel bu konuyu bir araştırın orada da bu zannediyorum bu tahsir uslubu var nefseke ve şerra uzaklaş demek nefseke ve şerra kötülükten uzaklaş hep bunlar ihzer manasında yani el ihmale el ihmale İhmal et, ihmal et, devam et. Yani bizim Türkiye'deki Ali Atabak, Oya ipi tut, uyu Ali uyu gibi bir şey mi? İhmal et, ihmal et mi? Hayır. İhmalden sakın, ihmalden sakın demek. Veya nefseke sözcüğüyle yapılır. Nefseke burada ihzer demek, sakın. Neyden? Ve mecral heve. Ne demek ve mecral heve? Havanın cereyanından. Cereyanda kalma diyor. Cereyanda kalma. Bu cümleler tercüme edilirken ihzer sakın. Ba'id, uzaklaş. Tecenneb, kaçın. Tecennebe, yetecennebu, tecennüben, kaçın. Ba'ade, yuba'idu, muba'adeten, uzaklaşmak. Ba'id, hazzeri, yuhazziru, tahzir. Sakın, uzaklaş, kaçın gibi fiiller varmış gibi anlam verilir. Peki bu fiiller ne oldu arkadaşlar? Ne oldu bu fiiller peki? Biz şimdi ne istiyoruz? Fiilleri hasvedilen mefhulü O zaman bu fiiller ne oldu? Evet ne oldu bu fiiller? Yer ile yeksan oldu. Yer ile yeksan oldu değil mi? Hasfedildi. Evet. Yer ile yeksan oldu. Hasfedildi. zihir zeber. Ne demek zihir zeber? Evet. Yerle bir. Çok güzel. Farsça bir kelime mi? Farsça bir kelime mi? Tamam ona o zaman bir bak bize dönüş yap tamam mı Ayşenur dersten sonra. İğra, İğra, Eğra. Yugri, İğra'en. Ne demek peki İğra? Teşvik demek bu da teşvik. İkinci şahısları bir işe teşvik etmek için kullanıyoruz. Genellikle teşvik edilecek nesneyi iki defa tekrar etmek suretiyle yapılan fiili hasvedilmiş mefulün bihtir. El içtihade, el içtihade diyoruz. Çalış, çalış. En necde, en necde diyoruz bak. İmdat, imdat diyoruz yani. Bak ne yapıyoruz? Teşvik ediyoruz. Neye teşvik ediyoruz? Kurtarılmaya teşvik ediyoruz. Help, help diyoruz yani. Help me, help me diyoruz. Bazen igra teşvik edecek nesnenin başına el getirerek yapılır. Ve masup şekilde söylenir. Et tefkira. Bak cümle bu kadar. Et tefkira. Düşünmeye devam et. Aslında bu ne demek biliyor musunuz? İstemerra yestemirru. iste mirra. Bak bu ne demek aslında? İste mirra. Devam et. Neye? Et tefkira demek. Et tefkira demek. Düşünmeye devam et. Ama fiili hasfedildi. Et tefkira kaldı. El iştihade. Ne demek bunun aslında? Utlup utlup el istihade demek. Bunları yanına yazın. Ben de yazayım. Ne demekmiş bu? İstemirra istemirra et tefkira demek. Et tefkira. Evet ben de yazdım kitabıma. Utlup iste. Utlup ne iste? El istihade. El İctihade. Evet. Zor mu arkadaşlar bu konular? Zor mu? Zor mu değerli arkadaşlar bu konular? Çok kolay. Evet. He, e, daha önceden duyan var mı? Daha önceden duyan var mı? Herkes ilk defa mı duyuyor? Daha önceden duyan var mı? dediğim gibi Nahiv'in ileri konuları çok sık kullanılmaz. Ama bazen de öyle bir yerde gelir ki ha bak ben duydum ama akılda kalmıyor demiş. Çok güzel. İşte bunlar çok nadir konulardan Yusuf. Ama bazı yerlerde işte en azından ismini bildiğimizde burada bir bit yeni var deyip nereye gideceğimizi gitmemize yarayan şeyler yani bunlar. Mesela bir yerde okuyoruz mana çıkmıyor. Ha orada demek ki ben zamanında bu fiili hasvedilen mefuller vardı. Evet, kulağıma çalınmıştı deyip oraya dönmek için. Tamam mı Yusuf? Tamam mı kardeşim benim? Evet, Yusuf. Peki. Kimi zaman igra atıf ile yapılır? El amele ve sebete. Çalış ve sebat et. Yani burada ikiz emir aslında bak. Ya'mel. İşte but demek yani. Evet. El ebeveyn vel ihtirame lehuma anne babana ne yap? Hürmet et. Peki bu cümleler tercüme edilirken <laughs> bu cümleler tercüme edilirken hangi fiiller varmış gibi yapıyoruz? İlzem. Bağlı kal, devam et. Hatta biz buraya istemirra. İstemirra, onu da ekleyelim. Tamam mı? Veya vazabe, yuvazibi, muvazavet, Muvazabeten. Vazip. Vazip. Ne demek vazip? Devam et. Utlub, iste, ifal, yap fiilleri varmış gibi anlam verilir. El ihtisas. Şahıs zamiri olan müptedanın haberinin hükmünü bir isme mahsus kılmaktır. Buradan bir şey anladınız mı? Anlamadınız, ben de anlamadım. Bu isim zamirin arkasından gelir ve düşürülmüş. Ehusu, yani fiilin mefurifi bihidir. Ne demek yani? Bak şimdi. Ne demek burası? Ara cümle gibi arkadaşlar. Nahnu, <laughs> biz, kimiz biz? Kimiz biz? Maşaratullab, <laughs> maşaratullab maşaral cin ya maşaral şebab evet öğrenciler topluluğuyuz nuhibbud derse biz dersi severiz yani ara cümle gibi arkadaşlar ara cümle gibi ne diyordu şahıs zamiri olan müftedanın haberinin bak haberinin hükmünü hükmünü bir isme mahsus kılmaktır evet ehussu e'ni fiilin mefulun bihidir. Devam ediyoruz. Aleyna bize gerekir. Biz kim? Biz kim? Bak ara cümle. El muhamin. Muhamin. Avukatlar. Avukatlara gerekir. Ne? Ne gerekirmiş arkadaşlar avukatlara? Yeqa'u. Düşer. Bu kelimeyi kim okuyacak? Bu kelimeyi kim okuyacak arkadaşlar? Bilerek üzerinde duruyorum ki unutmayın bir daha diye. Çünkü değişik bir kelime. İb ayb un. Ayb un. Ne demek arkadaşlar? Ayb un. Yük demek yük. Yük. Tamam mı? Yük, sorumluluk, görev. İb ed-difa'i yani difaan Evet hatırladık mı arkadaşlar? difaan dafa yedafe um, müdafaaten difaan an Hatırladık mı? Nereden? Nereden hatırladık? Şu anda derste 23 kişi var. Soru çözümü dersinde 9 kişi olduğu için 23'ten 9'u çıkar. Kaç eder 23'ten 9'u çıkartınca? 23'ten 9'u çıkarınca kaç ediyor? 14. 14 kişi, kişi için tabii bir şey ifade etmiyor. Arkadaşlar soru çözüm dersinde 9 kişiydik. Neden? Evet. Hadi bakalım. Nerede bu millet? Nerede bu devlet? İki ders önce evet. İşte orada geçmişti. Kimin? Mazlumin. Mazlumlar kim? Haksızlığa uğrayanlar. Haksızlığa uğrayanları savunmak için efendim avukatlara düşer. Önce bir tane zamir var. Sonra onu açıklayan bir kelime var. Bu kadar yani. Nahnu. Nahnu. Kim o nahnu? Nahnu kim? Şarkıyun. Biz doğullar. Biz Türkler diyoruz yani. Biz Türkler, biz doğullar. Nahnu Türkiye'nin desek mesela biz Türkler. Ama hep meful konumunda bak hep nasb konumunda. Ma'şerat tullab, muhamin, şergiyin, muhamun demedi bak. Şergiyun demedi. Nahnu Türkiye'nin mesela ne diyelim? Nükrimut duyuf tayfe. Tayf misafir. Duyuf misafirler. Misafire ikram ederiz. Böyle bu cümleyi kullanabilirsiniz mesela. Nahnu Türkiye'nin et Türkiye'nin biz Türkler Nuhibbu et Misafiri severiz. Veya nuhibbu neyi? Neyi severim arkadaşlar? En nevme. Değil mi? Başka neyi severim? Nuhibbu müşahedete tilfez. Evet. Baklava gibi. Bak bu cümle işte yazarsan daha unutmazsın arkadaşlar. Nahnu et türkiyin. bu neyin örneği? İhtisasın örneği. İstigal. İstigale, iştegeli, istigal bir şeyle istigal etmek. Bir şeyle ne yapmak arkadaşlar? İstigal etmek, istigal. İsimden sonra gelen herhangi bir fiilde o isme ait bir zamir varsa söz konusu iş, isme istigal denir. Evet. Mesela nasıl? Et telmize'l müctehide çalışkan öğrenciyi kafe kafe tuhu evet ne yapmış kâfe'tu tu kafe yufa kafe yukafi u eten onu ne yapmış arkadaşlar ödüllendirmiş işte buna da iştigal diyoruz iştigal yani meful öne geçiyor daha sonra ona ilgili fiil geliyor şerefeke şerefini e sunhu onu koru. Bak buraya döndü. El hubara e uzmanlara yuşavirhum yuşavirhum olursa yuşavirhum diyelim. Uzmanlara danışır kim? Reisul vuzara'i. Başbakan uzmanlara danışır. El hubara e. Hum kime gidiyor burada? El e. İstigal de böyle bir şeymiş işte. Bu bununla iştigal ediyor yani. Tamam. Mı? Bu isimler damme ile harekelenirse iştigal olmaktan çıkar müpteda olurlar. Yani ettil ettilmizul müştehidu dersek müpteda olur. Şerafüke dersek müpteda olur. El u dersek müpteda olur. Bunların iştigal olması için mef'ul olması lazım arkadaşlar. Tamam mı? Yani böyle dört tane nahivin ileri derecede konusunu görmüş olduk. Ne onlar? Ne onlar değerli arkadaşlar? Tahdir, igra, ihtisas, iştiga. Yani Yusuf'un dediği gibi bunlar çok akılda kalmıyor. Zaten çok da gerek yok. Dediğim gibi ileri konular. Ama en azından varlığından haberdar olmamız lazım. Varlığından haberdar olmamız lazım. İşte biz Türkler derken bu şeyin örneği olmaz. Nahnu bu bedel olur arkadaşlar. Biz biz kim? El etrak. Bu bedel olur. Ve e, ihtisas olması için nahnu et türkiyyin demeniz lazım. Et türkiyyin demeniz lazım. Tamam mı? Evet. Nahnu et türkiyyin baklava. Ya da türkiyyin nuhibbu baklava dememiz lazım. Bura olmamış Naciye. Yani şöyle yapalım. Şöyle şu şekilde düzeltelim. Nahnu et türkiyyin Nuhibbu el baklava diyelim. O olur. O olur tamam. Nahnu et türkiyin nuhibbu baklavete. Bu şekilde düzelt tamam mı Naciye bunu? Bunu sil. Bu şekilde düzelt. Nahnu benatel ervahi. Evet. Nuhibbu en neşrabe. Biz kızlar neyi demek istedin yani burada? Ne demek istedin burada? Ayşenur. Nahnu benatel ervahi desek ervahın kızları. Ha, ervahın kızları. Tamam pardon. Evet. Pardon pardon. Evet, ervah burada bizim medresenin adı. Nuhibbu en neşrabe Çok güzel. Evet, çok güzel. Bravo. Arkadaşlar bu sizin gelişiminizi işte gözler önüne seriyor yani. Yani kendi dilinden yabancı dile çevirmek bu sizin gelişiminizi gösteriyor. Bravo. Tebrik ediyorum sizi. Şimdi geldik mefulü mutlağa. Birincisi neydi? Mefulün bi. Hasvedilenleri gördük. Şimdi mefulü mutlak. El mef'ulul mutlaku. Fiilin anlamını kuvvetlendirmek. Bir. Bak. Mefulü mutlak ne için gelirmiş? Tekit. Bir tekit. Bak cümle söylem çözümlemesi yapıyoruz. Şeklini açıklamak. Tefsir için gelir yani. iki, Üç kaç kere gerçekleştiğini belirtmek için kullanılan mefullere. Evet mefulü mutlak ne için gelirmiş değerli arkadaşlar? Bir, tekit için. İki, tefsir için. Yani şeklini açıklıyor. Nasıl, ne şekilde yapıldığını. Üç, adet. Biz buna tekit nevi, adet diyoruz. Tekit nevi, adet. Nevi türünü açıklıyor yani. Hani hatırlayın. Emsilede ne vardı? Evet, her zaman bir sözüm vardı. Ne kadar öğrenirsek öğrenelim, döneceğimiz yer yine emsileydi, değil mi? Nasraten, nisraten vardı. Biri nasıl mastardı, biri nasıl mastardı arkadaşlar? Nasraten, nisraten nasıl mastardı? Evet, bravo Birgül. Çok güzel bir not yazdı. Ha, Nasraten, nisraten. Nasraten mastar binayı merreydi. Adet bildiren mastardı. Diğeri de mastar binayı nevi. Nevi ne demekti? Tür bildiren mastar. Yani mastar binayı merra sayı bildiriyor, adet bildiriyor. Bir celik bildiriyor. Kemmiyet bildiriyor. Ama mastar binayı nevi tür bildiriyor. Keyfiyet bildiriyor. Ne demek keyfiyet? Bir şeyin nasıl yapıldığı. Tamam mı? Mesela hakim tarafları bir celsede boşadı diyor mesela. Bir celsede. Bir oturuşta. Bak adet bildiriyor. Ama biz desek ki Celeset el-imra'etu cilsetel esedi desek. Ne olur burada? İzide geçiyor bu örnek. Celesetil raetu, cilsetel esedi cilsetel esedi. Ne dedim bu cümlede? Kim söyleyecek? Kadın aslan oturuşu gibi oturdu. Bak oturmanın nasıl olduğunu söylüyor. Oturmanın çeşidini belirtiyor. İşte Mefuli mutlak da buna benziyor yani. Bir tekit için geliyor. Bir aynı mastar binayı nevi gibi onun şeklini, keyfiyetini açıklıyor. Diğeri de adedini, kemmiyetini açıklıyor. Bu kadar. Şimdi üç tanesine de örnek verecek. Üç tanesine de örnek verecek ve Allahu Musa teklimen. Evet. Ve Allahu Musa teklimen. Bu ayet Nisa suresi olması lazım. Bu ayet. Evet. Ve Allahu Allah Celle Celaluhu konuştu. Kimle? Musa Aleyhisselam'la. Tekliimen. Evet. Bu ne için gelmiş olabilir değerli arkadaşlar? Ne için gelmiş olabilir bu? Tehkit için mi? Şeklini açıklamak için mi? Kaç kere gerçekleştiğini belirtmek için mi? Bravo. Bravo. Bravo aleyk. O zaman buraya bir diyelim. Hop buraya döndürelim bak burayı. Gördünüz mü? Biz bunlara söylem çözümlemesi diyoruz. Yani kitabı daha iyi analiz etme taktikleri bunlar. Bu birincinin örneği. Ha bir de şuraya dikkat edin. Kelleme yükellimu tekliyim. Bak fiilin Maslarından yapıldı. Fiilin maslarından yapıldı. Sir tu, ben yürüdüm. Sir fiil tu fail. Merfu mutlası zamir. Siral ya da seyral diyelim. Seyral etfali. Çocuklar gibi yürüdüm. Çocuklar gibi. Sera yesiru seyran. Sera yesiru seyran arkadaşlar. Seyran. Tamam mı? Bak Yine fiilin neyinle yapıldı arkadaşlar? Fiilin neyinle yapıldı? Fiilin neyinle yapıldı? Mastarından, e çok güzel. Ve ne bildirdi? Hemen arkadaşlar yazdı. Nevi bildirdi. Yani nevi ne demek? Nasıl keyfiyet bildiriyor. Keyfiyet bildiren mastar bu. Ne bildiren mastar? Keyfiyet. Çocuklar gibi yürüdüm. Evet. Mesela bir cümlede biz kuralım. Kuşlar gibi uçtum diyelim. Ne olur ki? Teara yetiru tayran. Uçtum diyelim. Uçtum. Teara yetiru. Uçtum diyelim. Kuşlar gibi uçtum. Hadi bakalım. Kuşlar gibi uçtum. Evet arkadaşlar, kuşlar gibi uçtum. Deneyin arkadaşlar, deneyin. Bak lütfen her arkadaş katılsın. Latin harfleriyle yazın. to. Evet. Misleyi kullanmayacağız işte burada. Kuşlar gibi misleyi kullanmayacağız bir gün. Sara etiru. Sırtı uçtum. Nasıl? Sara etiru tayran. Sayrat tuyuri. Sırtı sayrat tuyuri. Evet. Tuyuri. Kuşlar. Sırtı sayrat tuyuri. Şurada bir vav olacak Ayşenur. Tamam mı? Kuş gibi uçtum olur. Biz ama kuşlar gibi uçtum diyeceğiz. Kuşlar gibi uçtum. Tamam mı? tu el kitabe kitabı okudum. Kıra'eteyni. <garea> <laughs> Kıra'eteyni. <laughs> <laughs> evet. İki defa okumuş. Bak yine kara'e <laughs> yekra'u onun maslarından yapıldı. Bu ne bildirdi peki arkadaşlar? Bu ne bildirdi? Bu ne bildirdi değerli arkadaşlar? adet bildirdi. İşte mefuli mutlak, mefuli mutlak dediğimiz bu işte. Fiilin maslarından yapılır. Ya tekit eder. Ya tekit için gelir. Efendim ya nevi için, nasıllık için gelir. Ya da adet için gelir. Tamam. Bunları notlarınızı ekleyin. Ha bizim metinlerimizde geçmedi mi? Geçti. Ama o zaman mefulü mutlağı görme, görmediğimiz için kafanız karışmasın diye bu zamana kadar metinlerde okuduğumuz karşımıza çıkan mefulü mutlaklara işaret etmedim. Ama bundan sonra işaret edeceğim. Bak tarzımız bu. Duymadığınız şeyden mesul değilsiniz. Tamam mı? Duymadığınız şeyden mesul değilsiniz. Ama duyduktan sonra metin gelince işaret edeceğim. Ha bak diyeceğim şurada şöyle bir konu vardı ya bu o diyeceğim işte. Tamam mı? Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık mı? Evet. Müzzemmil dördüncü ayette var tabi. Varat tilil qur'âne tertîlâ var. Ve rattilil qur'âne tertîlâ. Değil mi? Salih hocam. Ben de yara hafız evet, doğru, doğru. yara, yara hafız sayılırım değil mi Salih hocam elhamdülillah hocam yani ayetleri hemen çıkartıyorsunuz gözümden kaçmadı yani maşallah bir hafız ol olmayan birine göre iyisiniz estağfurullah, Rabbim, estağfurullah. inşallah hafız da olursunuz inşallah ve diğer arkadaşlar da isteyenlere de nasip olur inşallah İnşallah, inşallah hocam sizin de e, yani Latife bir yana sizin burada olmanız da bizim için hem bereket hem bir Allah şans. Rahatsın. Bize de muhafaza etmek inşallah cana bak Hak nasip etsin, lütfetsin inşallah. O yönde dua alalım biz de. İnşallah. İnşallah hocam. Arkadaşlar e, dersimizi burada e, şurayı da söyleyeyim. Daha önce siz hatırlatmadığınız için teşekkür ediyorum. Daha önce size e, alimliğin bir masadan ortaya bir tane vazo falan demiştim. Hatırladınız mı? Daha sonra hatırlatın demiştim. Hatırladınız mı o muhabbeti? Hatırlatın demiştim. Ama hatırlatmadınız. Tamam. Şimdi yeri gelmişken şu mefulün mutlağı bir kenara bırakalım. Şu mefulün lehe kadar gelelim. Burada, burada ders sonu. Ondan sonra onu anlatayım inşallah dilin döndüğünce. Kayıtlara da girsin. Mefulü mutlak bizzat fiilin mastarı olabileceği gibi aynı kök harfleri taşıyan farklı vezindeki bir fiilin ya da yakın anlamlı başka bir fiilin mastarı da olabilir. Ahacık. Evet. tu guslen. Tehkit için gelmiş bak. Biri gasele yeğsilu sülasiyi. Biri iğtesele. İğtesele. Ne demişti? aynı kök harfleri taşıyan farklı vezindeki bir fiilin. O zaman buraya bir diyelim. Bu hangisinin örneği? Birin örneği. Gasele, igtesele. Aynı kök harfleri taşıyan farklı vezinde de gelir demiş yani. Fiili iftial vezinden getirdi. İftial vezinden. Ama maslarını sülasiden aldı. Bu olabileceği gibi yakın anlamlı başka bir fiilin masları da olabilir. Bak şimdi. Ka'ade oturdu demek. Evet oturdu. Bak bu kelimeyle burada karşılaştım ben. Gur gurfusa gurfusa. Evet. Ne demek gurfusa? Ben de şu telefonuma bakayım bir saniye. Evet arkadaşlar. Gurfusa. Gurfusa. Çok enteresan bir kelime değil mi? Arkadaşlar ayaklarını karnına çekip elleriyle onları sararak oturma. Ayakları karnına çekip elleri sararak oturma. Af buyurun buna Anadolu'da bir şey derler buna. Anadolu'da buna bir şey derler. Ha, İt oturuşu derler. it oturuşu. Köpek oturuşu. Hatta cuma namazında hutbede e, böyle dinleyenleri peygamberimiz uyarmıştır değil mi? Köpek oturuşu gibi. Yani böyle dizlerini bağlıyor eliyle. Tamam mı? Karnına çekiyor. Böyle sohbet dinleyenler de var. Bazı böyle sohbet dinleyenler. Tamam mı? Hoş bir oturuş değil. Bak farklı farklı şeylerden. Ka'adeh. Ama bu örneğin yerine daha basit bir örnek söyleyeyim size. Şöyle diyelim arkadaşlar. Ka'attu diyelim. Ka'attu. Culusen diyelim. Ka'ade ve celese eş anlamlı değil mi? Bu daha basit bir örnek olmadı mı? Ka'attu culusen. Ka'adenin ki uuden. Ama manası aynı yakın anlamlı. Tamam mı? Bu daha güzel bir örnek oldu değil mi arkadaşlar? Sporcu oturuşu mu diyorlar ona? Vallahi bilmiyorum yani. Hangi sporcu? Futbolcu mu? Basketçi mi? Yusuf? Hangi sporcu diyorlarıyla? Şu örnek daha güzel oldu değil mi arkadaşlar? Kaattü culusen. Daha basit yani. Evet. Veya celestü gu'uden. Bu ne örnek? ya fiilin maslarından olacak bak iki şekilde ya fiilin maslarından olacak bir ya fiilin kök harflerinin maslarından olacak iki ya da yakın anlamlı kaade celese gibi yakın anlamlı şeylerin maslarından olacak tamam babam curluk oturuşu diyor doğru küçükken futbol antrenmanına gidiyordum öyle söylediler ha doğru 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 ben de oynadım kulüpte doğru antrenmanda e, serbest derler mesela ee, hoca serbestler. O anda sen dinlenirsin, dinlenirken aynen öyle oturursun. Doğru. Bravo Yusuf. Çok güzel. Futbolcu oturuşu. Evet. İstigfertu gufraten. Guf gufranen olur. İstigfertu gufranen. Gufraten değil de gufranen. Tamam. Gaf gafira. Gafera yegfiru gufranen. Tamam. Evet. Culluk ma mana. Culluk ma mana demiş Salih Hocam. Culluk ne demek? Nurfiden. şimdi Evet. Culluk değil. Culluk culluk. derler ona. Culluk. Culluk derler. Evet. Şimdi arkadaşlar. Burayı iyi dinleyelim inşallah. Bu tamamen bununla ilgili daha önce bir şeyler karalamıştım sizlerle paylaşayım. İnşallah e, meramımı anlatabilirim yani tartışılabilir, eleştirebilirsiniz. Bunlar tamamen tamamen e, benim bu fakirin yani görüşü. Arkadaşlar benim inandığım yani bu yaşıma kadar gördüğüm insanlarda eğer bir insan gerçekten bir İslam alimi ise onlar bir masanın dört ayağı gibi dört özellik bulunması lazım diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir şeyler de karalamıştım daha önce. İnşallah bulursam ya da isterseniz size gönderebilirim. Birincisi arkadaşlar hafızlık. Yani hafızlık derken sadece Kur'an hafızlığı da değil. Bunun yanında hadis hafız, hafızlığı. Hadis hafızlığı. Yani hatırı sayılır derecede de hadis ezberi olacak. Sadece hafızlıktan kasıt Kur'an hafızlığı değil. Evet, birinci ayak masanın birinci ayağı hafızlık. Bu hafızlığın içinde Kur'an hafızlığı, hadis hafızlığı ve şiir hafızlığı var. Şiir hafızlığı. Mesela bazı Katru'neda diye bir kitap var mesela. Katru'neda. Arapça nahiv kitabı. Bazı belagat kitapları var. Mesela o cahiliye şiirlerinden falan çok önemli şiirler var. Veya divan edebiyatından. Farsça, Arapça. Yani hem Kur'an hafızı, hem hadis hafızı, hem de bu şiirlerden, genel kültürden, bazı işte kelam-ı kibarlardan, tamam mı? Bunlardan ezbere olması gerekiyor. İkincisi, bununla beraber iyi bir Arapçasının olması gerekiyor. Evet, dinleyelim arkadaşlar, yazmayalım. Çünkü gözüm oraya gidiyor. İkincisi metne bakmadığım için direkt oraya gidiyor. Yazmayı bırakalım. Evet. İkincisi iyi bir Arapça. İyi bir Arapça altyapısı. Hem modern hem klasik arkadaşlar. Hem modern hem klasik iyi bir Arapça bilgisi. Çünkü niye? Arapça bilse, hafız olmasa, hadis hafızı, Kur'an hafızı veya işte dediğim gibi şiirleri falan ezbere bilmese, bir yerde vaz edecek, bir yerde insanları işaret edecek, bir yerde öğretmenlik yapacak, bir şey anlatacak. E, Arapça biliyor ama ezbere olmadığı için onları delil getiremiyor. Yani ne kadar büyük bir bedbahtlık. Mükemmel Arapça biliyor ama ezber olmadığı için o anda insanlara faydalı olamıyor. Diğeri ne peki? Diğeri de Kur'an hafızı, hadis hafızı, şiir hafızı ama Arapçadan bir haber. Dolayısıyla bunların manasını anlamadığı için faydalı olamıyor. Bunların da bir yanı noksan. Şimdi üçüncüye geldik arkadaşlar. Üçüncüye. Üçüncü şu arkadaşlar. Üçüncü şu. Bir gün artık yaz yazacaksan. Yani bir şey mi yazıyorsun? Klavye mi takılı kaldı? Bir yazıyor diyor. Tekrar bırakıyor. Tekrar yazıyor diyor. Evet. Tamam. Tamam arkadaşlar. Üçüncüsü Arapça ve hafızlıkla beraber hitabet. Hitabet. Tamam. Sonra yazın. Sonra. Şimdi dinleyin dedim. Tamam Sonra. Sonra toparlarsınız. Üçüncüsü bununla beraber hitabet. Adama bakıyorsun çok güzel Kur'an hafızı, hadis hafızı, şiirler var, kelam-ı kibarlar var, atasözleri var, şunlar var, bunlar var. Kıstadan isteler var. Arapçası mükemmel. Ama adamda hitabet yok. Yani bal olsa yenmez diyorlar ya. Adamın hiç hitabet sanatı yok. Tamam mı? Hiç hitabet sanatı yok adamın. Evet. Bu da olmaz. Peki bu da oldu. Üçüncüsü. Masanın yine bir yanı dengede değil. Masanın dördüncü ayağı ne peki? Arkadaşlar dördüncü ayağı bu üçüyle beraber toplum insan olması lazım. Toplum insana. Ne demek toplum insana? Yani halka karışması lazım. Hani derler ya, fil dişi kulesinden insanları seyrediyor. Fil dişi kulesinden. Evet, öyle olmaması lazım. Halkın arasına inmesi lazım. Tamam mı? Halkın arasına inmesi lazım. Halka karışması lazım. Halka mal olması lazım. Peki masanın ayağını otutturduk. Hafız, parantez içinde hadis, Kur'an, işte ve genel kültürden bir sürü ezberleri var. Arapçası mükemmel. Öbür taraftan e, hitabet sanatı var. Nerede nasıl konuşulacağını biliyor. İlmi siyaseti var. Dördüncüsü toplum adamı. Topluma karışmış. Toplumdan soyutlanmış değil. Ondan sonra e, masayı dengeye oturturduk. Bitti mi? Bitti mi arkadaşlar? Evet. Şimdi kupkuru bir maz, şey vazo oldu değil mi? Kup kuru bir vazo oldu. Şey kup kuru bir masa oldu. Hatta şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. 3 ile 4'ü şöyle toparlayalım. Hitabeti ve toplum adamı olmayı 3 diyelim. Dördüncüsüne masanın dördüncü ayağına bunlarla amel etme diyelim tamam mı? Bunlarla amel etme diyelim amelle beraber masayı dengeye tutalım. Tamam mı? Üçte dördü birleştirdik. Dördün yerine bunlarla amel etme dedik. Şimdi geldik bu işi süslemeye, vazo koymaya. Arkadaşlar vazo da şu. İyi dinleyin. Vazo da şu değerli arkadaşlar. Eğer o insan insanlık tarihini bilmiyorsa, sebep sonuç ilişkilerini bilmiyorsa, emperyalizmi, siyonizmi, kapitalizmi, komünizmi, bu dünya halklarının, dünyadaki kafir sistemin Müslümanlar üzerinde oynadığı oyunları bilmiyorsa, dünyayı tanımıyorsa, o masanın hiçbir kıymeti yok. O vazoda o. Sebep sonuç ilişkisi. Yani tarih tekerrüden ibarettir. Bir şey gördüğü zaman onun tarihteki iz düşümünü bulması lazım. Dünyayı tanıması lazım. Sebep sonuç ilişkilerini bilmesi lazım. Tamam mı arkadaşlar? İnşallah anlatabilmişimdir. Peki bundan sonra şu çıkıyor. Şöyle bir soru çıkıyor ortaya denilebilir ki e hocam bizde masa da yok sehpa da yok. Biz zigon sehpa bile olmayız. Biz ne yapacağız o zaman? İslam'a hizmet etmeyeceğiz mi? Yerimizde mi oturacağız? Yerimizde mi oturacağız? Diye bir soru çıkabilir ortaya. Yani biz hizmet etmek için önce bu masanın ayaklarını sağlamlaştırıp sonra vazoyu koyup Ondan sonra mı bir şeyler anlatmaya çalışacağız diye bir soru çıkabilir. Hayır arkadaşlar. Hayır. Emri bil maruf, nehyi anil münker, iyilikleri emretmek, kötülüklerden nehyetmek tüm Müslümanlara farz. İlmin neticesinde. Ne kadarına vakıf olabiliyorsan, ne kadarını elde edebiliyorsan, heybeni ne kadar doldurabiliyorsan bu anlattıklarımdan, eğer bu alanda hizmet edeceksen bak. Zaten amel edeceksen amelini yap, çekil kenara. Ama bu alanda hizmet edeceksen, yani bu tebri ordusunun bir ferdi olacaksan, bu saydığın masanın dört ayağını ve vazodan elde edebildiğin kadar ne yapacaksın? Meyve toplayacaksın arkadaşlar. Hafız olamadın mı? Ezberleyebildiğin kadar Kur'an ezberle. Hadis hafız değil misin? Ezberleyemediğin kadar hadis ezberle. İşte ezberleyebildiğin kadar şiirler ezberle. İşte kıssaları bil. Tamam mı? Arapça bilmiyor musun? Çok iyi değil mi Arapçan? Yapabildiğin kadar yap. Hitabetin çok iyi değil mi? Becerebildiğin kadar yap. Toplumdan bir haber misin? Çekingen misin? Soyutlanmış mısın kendini? Girebildiğin kadar toplum insanı ol. Tamam mı? İnsanlar senden yani bir yere e, gidip oturduğun zaman ister erkek ol ister bayan o oraya oturduğun zaman insanlar senin ağzının içine baksın. Sen de oradan öğrendiklerinden yani kesin bildiklerinden, afaki şeylerden değil de hadisleri, ayetleri naklet. Bir insana vesile ol. Evet, bildiklerine amel etmede sıkıntın mı var? Düşüyor musun, kalkıyor musun? Hepimiz insanız, düşüp kalkıyoruz. Yapabildiğin kadar amel et. Peki, vazoya geldik. Dünyayı tanıyabildiğin kadar tanı. Evet, sebep sonuç ilişkilerini anlayabildiğin kadar anla. Ve bu şekilde tavsiye etmişler arkadaşlar. Yani sen tam kamil bir İslam alimi profili benim zihnimde oluşan profil bu. Tamam mı? O zaman şöyle bir soru işte ortaya çıkıyor. Sadece bu profilde olan insan mı İslam'a hizmet edecek? Hayır. Özetliyorum. Sen de bu saydığım maddelerden, sen de, ben de, Ahmet de, Mehmet de, Ayşe de, Fatma da bu saydığım maddelerden yapabildiğin kadar yap. Tamam mı? İstata'a yestati'u. Güç yetirebildiğin kadar yap. Tamam mı arkadaşlar? İnşallah başınızı ağrıtmamışımdır. İnşallah bir, bir şeyler anlatabilmişimdir yani. Tabii yürüyemesek bile o yola yönelmek bile çok şey ifade Ben teşekkür ederim. Diğer arkadaşlar yazsın. Ara verelim. Kevser Akbunar burada mı? Kevser Akbunar. Burada. Kevser hazır mısın? Amin ecmain. Allah senden razı olsun. Kevser Akbunar burada mı? Tamam. Çok güzel. Evet. Ee, Yusuf'un yazdığını okuyalım. Münevverliğin şartı, aydınlığın şartı üçtür din, tarih, edebiyat ilimlerini iyi bilmektir. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bak ne kadar güzel bir söz. Din, tarih, edebiyat ilimlerini iyi bilmek. Evet. Velhamdülillahi Rabbil alemin.